Aydın Ekonomi Dergimiz Sektörel. Asım Ozan Çelti'nin ikinci duruşmasından çıktık. Duruşmada Berfin hazır olamadı. Biliyorsunuz ameliyat süreci yoğun ve acılı sancılı geçiyor. Balon patladığı için süreç biraz sekteye uğradı. O yüzden bu duruşmaya katılamadı. Bir dahaki duruşmaya Bodrum'da hakim özel teknik bir şekilde dinlenmesini talep etti. O şekilde Bodrum'da dinlenecek. Önümüzdeki celse büyük ihtimalle mütalaa verilmesini bekliyoruz. Teknik tüm aksaklıklarda tamamlanmış olacak. Yine kadına şiddet konusunda kadınlar yine bir aradaydı. Destek veren sevgili Hatay Milletvekili Suzan Şahin'e, Mor Çatı, Mor Dayanışma, Kadın Kolektifine, her zaman olduğu gibi İskenderun Kadın Platformu'na ve bizi yalnız bırakmayan CHP'li üyelere çok teşekkür ediyoruz. Normalde Berfin ikinci ameliyatım olacaktı ve bir duruşmaya gelecekti. Yani biraz daha sağlık durumu iyiye gidiyordu. Ancak bünyesi çok zayıf olduğundan ve aldığı narkozların etkisiyle balon patladı. Beklenilmeyen bir süreçti. Bu sebeple süreç biraz uzadı. Acılı ve sancılı. Şu an ikinci ameliyatı ne oldu? İkinci ameliyatının yaralarının iyileşmesini bekliyoruz. Evet, ben de Berfin'e destek veren tüm arkadaşlarıma, burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de şiddete karşı bir duruşla ilgili buradayız. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Hani kadın platformu elbette burada, bu ülkemizdeki sosyolojik denge sebebiyle nedense hep şiddete maruz kalanlar kadınlarımız oluyor. Asıl önemli olan nokta bence burası. Bir istatistik yapılmış olsa en çok şiddet gören kadınlar. Niçin kadınlar? Bu soruyu herkesin hem kendine hem de sorup sorgulaması gerektiği kanaatindeyim. Asıl sebebinin araştırılması lazım. Bu arada biraz önce Mehtap kardeşim anlattı. Öldürme kastı var mıydı yok muydu tartışması. Elindeki kezzabın litre miktarına bakıldığı zaman bu kastın ortada olduğu belli. Öldürme kastıyla hareket etmiştir. Öyle dahi olmasa zaten bir şans eseri şu anda Berfin hayata başkasının işaret etmediği şekilde devam edebilecek konumda. O da bir şans eseri. Berfin'in ekonomik durumu düzgün değil. Böyle bir ameliyatı gerçekleştirmeyebilirdi. Hayatında hiç böyle hani birisi bu şans eseri bir acı badem tutup getirip bunu ameliyat etmiyor olsaydı böyle bir şansı yoktu. Ve Berfin her gün ölü olarak yaşayacaktı. Asıl önemli olan bu. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bütün bu şey içerisinde de, olayların içerisinde de başka mağdurlar olmaması için devletin bu algıyı değiştirmesi lazım. Biliyorsunuz ki şiddet de bir politik bir sonuçtur. Devlet politikalarının getirdiği sonuca ilişkindir. Bu sosyal anlamda şiddete bakış açısının değiştirilmesi de devletin politikalarıyla ilgilidir. Şiddet ortadan kalksın istiyoruz. Biz evrensel hukuk normlarına bakarak idama karşıyız. Ben şahsım adına idama karşıyım. Müebbet hapis de aslında bu konumda idam kadar etkili bir şeydir. Asıl olan bu yasalarımızın doğru bir şekilde uygulanması. Böyle sıradan aklına geldikçe 3 yılda 5 yılda bir af gündemi yaratılmasın yeter. Gündemiz için idama karşıyız. Daha önce Mertcan'ın babasının olayında da aynı şeyi sormuştu. İskenderun Kadın Platformu olarak bu konuda zaten o zaman da beyanını da vermiştik. Sonuna kadar idam cezasının karşısındayız. Kesinlikle idamın çözüm olmadığını biliyoruz. İnsanların eğitilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şiddetin çözümü şiddet değildir.